çünkü bir hafta önce bir 40 dönüm arazi icaladık. Daha doğrusu Fülak abi icalamış. Orayı süreceğiz. Dün biraz 6-7 dönümünü sürdük. Tepede zaten evin arasında bir kilometre var yok uzaklığı. Burada servis geldi, biraz bakımı yaptı. Biraz beygiri falan yükseltti işte. Üstü kaç beygirdi önceki? 90 beygirdi arkadaşlar. Şu anda 95 beygir. Biz bunu 105'e çevireceğiz. Biraz daha kızartsın diye. Bugün tarlaya su basmış. Çıza aldık o da. Tekerlerimiz hep çamur. Yıkanacak zaten bunlar hep. Çamur değil arkadaşlar. Sadece traktör çamura girdiğinden dolayı öyle. Aynen. Dediğimiz gibi. TD5 bu 105 olacak arkadaşlar. TD90 değil. Çekici. 110 olacak arkadaşlar. Şu 90 çıkarıyoruz arkadaşlar. Buraya 110 yazacağız. 110'a kadar çıkartabilirsek çıkartacağız da işte yapabilirsek anca. O zaman ne yapalım, tarlaya geçelim değil mi? Geçelim. Ya amına geç, üstü çalışsın arkadaşlar. Benim canavar burada yatıyor. Tarlaya gidelim, orada başlatalım videoyu. Uzun olmasın. Orada tekrar başlatayım. Tarlamıza geldik. Gördüğünüz şuraları vurmuştuk zaten. Ki bura kaldıydı. Yukarıda kürlük dediğimiz tarla var, oraya gideceğiz. 20 dönüm de oraya gelirse gelir işte. Ayamad hep toprak doldu ya. Çocuk bugün beni öldürecek ha. Tarlayı kapattı arkadaşlar şura. Değişik bir tarla ya. Bura tarla değil zaten. Buralar dağ. Biz sürüyoruz işte. Pazardır şartlarında tarım yapıyor. Doğal bir şey zaten.
Hemen hemen bir 7 kilometre hızla gidiyor. Tepe yukarı. Bizim üstüne arkadaşlar. Beni görüyor mu? Bu kaç? Ha, iki mi? Beş o. Ney? Ne diyorsa gene kendi kendine. Hay maşallah. Şimdi bu oğlanın babası ne yapsın? Yakacağım motor arkadaşlar. Bir önceki videoda pullun ayağını falan pek bilmiyordum. Hani yorumlarda da yazmışsınız. Güneş var. Aşağı varsın, geri dönsün, videoyu burada kapatayım. Video çok uzun oluyor, diğer tarlada da çekeriz daha. Orada var zaten bir 21-22 dönüm. Allah kahretsin bu işleri.
Yukarıda açarım arkadaşlar videoyu. Burada kapatayım. Dediğim gibi çok uzun oluyor. Burada açayım geri. Diğer tarlamıza geldik. Burada herhalde 14 dönüm müymüş neymiş öyle bir şeymiş. Ben 21 dönüm falan zannediyorum burayı. Şu tarlayı araştırıyordum arkadaşlar ben burayı. Buraymış. Görünür mü bilmiyorum, oraya bir şey yapılıyor. Neydi lan onun ismi? Askeriye mi ne diyorlardı, o yapılıyor. Kepçeler falan var zaten burada. Ortadan yer şuradan git. Üstüne el salla, üstüne. El salla, el salla. Bilal abi geldi zaten, bizi kontrol etmeye geldi o da. Ne oldu? Niye taktın? Hadi sıkıntı yok. Çok sinirli. Burada icat. Burası sonradan Bilal abi icarlarmış zaten, haberim biliyordu. Çok güneş var.
nasılsın Hüsnü? Valla iyi, gel sürüyorum ha gene. Verim abi. Tamam, yok canladım tarlaları. Dışarının sesi gelmesin içeri. Bu işler beni kocattı arkadaşlar. Valla yıldır bir ayı. Buna la bak, arada neyim var bir şey. La bir şey. Püş, dur. Manyak ya. Otur dostlar. Bizim patronumuz dostluyor arkadaşlar. Ben arkadaşlar şu anda dediğim gibi 95 beygire çarptık motoru. 7 kilometre 8 kilometre hıza kadar ulaşıyor. Şu anda fırladım gazı. Bir gaz. 7.27.9 var arada. 2000 devirde. 7.3 kilometreye kadar çıktık şu anda. 7.70. Havaların altı biraz tavsız. O yüzden bulut pek geçmiyor. Teker havada gidiyor görüyor musun? Kamera değmiyor. Ayar şu an solda. Kırıkkale'de yağış yok. Geçen sene burada kar vardı. 1 metre boyunda resmen dağlarda. Motor gitmiyordu burada. Sonra kuraklık var ya. Yağmur yağması lazım. Acilen. Şu anda kar yağsa daha iyi olur ama gördüğünüz gibi mağara gibi güneş açıyor. Burada da buradan arkadaşlar bilirler. Kurul geçmiyor ya. Havsız. Arkadaşlar şu anda motorun gücüyle geçiyor. Kurul normalde böyle ağır olduğu için yoksa hayatta geçmez yani. Videolarımıza like atın, kanalımıza abone olun, yorum bize yapın, bize yardım edin, konuşamadım daha, bize yardım edin arkadaşlar. Bize yardım edin, para. Bakıyoruz arkadaşlar, para lazım. Bize yardım edin, sanki para yardım istiyor. Motorun karnını aç arkadaşlar. Koymuyor ya. Doğramadık yani. Ben nana gibi diyorum da bunlar anlamıyor. Arkadaşlar sana diyene acayip yanıyor. Ama çekiyor ya. Motoru çünkü yoruyoruz. Kulup batmıyor. Motor direndiriyor. Batsın diye. Bir de şu an havada gidiyor. Kaç lira fiyatı falan diye. Bunlar üretim durumu arkadaşlar. Et kuru sınırlarının dolayı.
Et Blue arızası veriyor. Arızası deneyim. Nasılayım? Et Blue beni okumuyor arkadaşlar. O yüzden bazen bir arıza falan veriyor. Biz onu zaten iptal ettireceğiz. Konya tarafından bir tane usta olduk. Gelişmeyi arkadaşlar baksana. Yazılım atılacak arkadaşlar burada. 105 beygir yani 110'luk olacak. Böyle diyorlar daha doğrusu. Görmedik, bilmiyorum. Böyle dediler. Bir ay içinde ustalar gelir zaten. Geldiler, tekrar geleceğim söylediler. Bekliyoruz. Zaten pek bir işin var. Yasaydı offroad yapardık, bir şeyler yapardık. Harburan o hala gelirse. Arkadaşlar valla kuma bir yanlamadık. Eski TL'mizde acayip yanlıyorduk, sıvı falan çiziyorduk. Buna acayip arkadaşlar. Buna sıvı çizsek diye bekliyoruz yani. Eli dehşet dönüyordu o eski. Kumara yeni sistem geldiğine frenleri biraz kuvvetli, o yüzden teknolojiyi zannetmiyorum ama deneriz yine ya, tek çekerde falan. Yani en kötü yanlarız yani. Buz olsun yeter, arka yavuz. Çünkü lastikler acayip büküyor, böyle böyle değil. Arkadaşlar tarla bitti, mazot da bitti. Böyle. Barışa'ya gittim geldim, mazot aldım, onu da bitirdi. Koymuyor diyorum, inanmıyor. İçiyor arkadaşlar, öyle damla falan değil. Neyse arkadaşlar, bugünkü dediğimiz gibi tarla videosu da bu kadardı. Şöyle gölgeden, güneşten fazla gözükmüyor. Arkadan göstereyim. Böyle 5-14'lü. Dediğimiz gibi daha 105'lik. Veya 110'luk yaptıracağız bunu. O zamandan bir deneriz zaten, pulluk videosu gelir. Bakacağız ya, tarla bulabilirsek sürmeye devam. Bugünlük de zaten bu kadar olsun. Arkadaşlar videolara like atıp abone olmayı unutmayın kanalımıza. Bugünlük de bu kadar olsun. Eve gidip bunları falan yıkayacağız zaten. Evet. Burada kapa da alıp bunu da bitti. Gidip oturuyor ya. Pulluğu bu böyle. Koyunlarımızı falan göreceğiz, yem falan vereceğiz daha. İşimiz var. Evet arkadaşlar, bir diğer videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.